Evet arkadaşlar, Flutter'la mobil uygulama geliştirme eğitiminin 3. videosuna hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar patch ortam değişkenine Flutter SDK'sını arkadaşlar ekleyeceğiz. Önemli. Geçen dersimizde arkadaşlar Android SDK'sı ve Flutter SDK'sını indirdik. Bilgisayarımıza kurduk. Koyduk daha doğrusu bilgisayarımıza indirdik. Ve dev diye bir klasör oluşturduk. Bu dev klasörün altında Flutter diye bir klasör oluşturduk. Bu klasörün altında da arkadaşlar SDK klasörü oluşturup Flutter'ın ve Android'in SDK'larını oraya aktardık. Şu anki dersimizde arkadaşlar Flutter'ın SDK'sını bizim patch isimli ortam değişkenimize nasıl ekleyeceğimize bakacağız arkadaşlar. Ortam değişkenine SDK'yı ekleme süreci için arkadaşlar yapacağımız ilk aktivite şurada arama bölümüne ortam sistem ortam değişkenini düzenleyin diye bir şey çıkıyor. Bir seçenek çıkıyor ortam yazdığınızda. Hemen Enter'a bastınız arkadaşlar. Buradan ortam değişkenini aktivite şu arkadaşlar. Burada sistem özellikleri penceresi geldi. Ortam değişkenleri kısmını tıklıyoruz. Burada karşımıza patch adına bir ortam değişkeni çıkıyor arkadaşlar. Bu patch ortam değişkenine tıklayıp düzenle diyoruz. Daha önce ben Flutter'ı ekledim arkadaşlar. Şimdi şuradan sileyim. Sıfırdan ekleme işlemini gerçekleştireyim arkadaşlar. Benim Flutter'ımın SDK'larının bulunduğu klasör şurasıydı. Bunun içerisindeki bin klasörün içerisinde aslında bir tane Flutter 5 dosyası var. Amacım buradaki dosyanın bulunduğu yolu göstermektir arkadaşlar. Hemen buradan şurayı seçip Ctrl C diyorum. Ve buradaki ortam değişkenine yeni deyip şu arkadaşı tanımlıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde sistem değişkenleri kısmına yani bu administrator için kullanıcı değişkenleri. Burada da sistem değişkenleri bölümü var arkadaşlar. Burayı da düzenle diyorum. Flutter'ım nerede? Bir bakayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi baya bir yapı burada var. Flutter'ın bulunduğu eski yeri sildim. Yeni dedim. Şunu yapıştırdım arkadaşlar. Kaydettim. Artık Flutter klasörüm daha doğrusu Flutter içerisinde flutter.bat dosyamın bulunduğu yolu patch değişkenine eklemiş oldum. Yapacağım olay bu kadar. Burada tamam deyip işlemimi onaylıyorum arkadaşlar. Dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste Android SDK'sını ortam değişkenine nasıl ekleyeceğimizi göstereceğim.